Türkiye'nin Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Başbakan Binali Yıldırım ne yanıt verdi? Atama bekleyen öğretmen adaylarına bir müjde daha geldi. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber bültenimize hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat önce Ağrı'dan gelen bir acı haberle başlayalım bültenimize. Doğu Beyazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada maalesef bir er şehit oldu. Bir uzman çavuş da yaralandı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi Gürpınar sınır kapısı yakınlarındaki şehit piyade er Haşim Türkoğlu karakolunda görevli güvenlik güçleriyle sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir erle bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğu Beyazıt Doçent Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı er buradaki müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Uzman çavuş Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış durumda. Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda bugün 12. gün tamamlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son açıklamaya göre öldürülen terörist sayısı 712'ye ulaşmış durumda. Bu arada Afrin'de Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri de bombalanıyor. Son bilgilere göre Bak Ubesi köyü de PYD'li teröristlerden temizlenmiş durumda. Zeytin Dalı Harekatı'nda 12. gün tamamlanıyor. Bursa Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda birçok ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı ve çevresindeki terör hedefleri halen savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş uçakları roketlerin atıldığı YPG mevzilerine bomba yağdırdı. Bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun karadan operasyonuna başlaması bekleniyor. Darmık Dağı, Hassa ve Kilis arasında bulunuyor. TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bakubasi köyünü PYD terör örgütünden temizledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK, KCK, PYD, YPG ve IŞİD terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah meclisi olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönmüştür denildi. Açıklamada ayrıca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu ifade edildi. Bugün Reyhanlı'dan acı haber geldi. Terör örgütü YPG, PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybetti. Roket isabet eden ev... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündemi başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere Suriye ile ilgili olan gelişmelerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye ile ilgili gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekildi. Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti. Bugün Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme bir saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Yıldırım'ın gündeminde Afrin harekatı vardı. Bizim Afrin bölgesine yaptığımız bu operasyon terör örgütlerini mahallinde yok etme operasyonudur.
Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile baş başa görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde yine Afrin operasyonu vardı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne sadakatimiz, bağlılığımız her zamanki gibi devam etmekte olup hedef ne sivil halk ne de Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Hedef özellikle ülkemize vaki olan saldırılarını, roket saldırılarını bertaraf etmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına almak, aynı zamanda da Afrin bölgesine yerleşmiş olan PKK, PYD, DH, YPG gibi terör örgütlerini oradan çıkarmak. Ne yazık ki terör örgütü orada burada kara propaganda yapıyor, sivillere zarar veriliyor diye. Asıl zarar gören Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bugüne kadar yapılan roket saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Suriyeliler var. Daha bugün 10-20 civarında Hatay Reyhanlı'da bir roket saldırısı gerçekleşmiş ve 17 yaşında Fatma Avlar isminde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yıldırım olası Münbiç operasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını da değerlendirdi. Tabii ki Münbiç'in demografik yapısına baktığımız zaman %95 Arap nüfus var ama onların tepesinde boza pişiren, onlara hayatı zehir eden bir avuç terör grubu var. Amerika burada duruşunu açıkça ortaya koymalıdır. Yani orada yaşayan insanlara zulmeden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa oradaki halkın bu terör örgütlerinden kurtulmasına mı katkı sağlayacak? Amerika buna karar versin. Türkiye her türlü terör baskısına, terör tehdidine karşı milli güvenliği gereği yapması lazım gelen harekatı yapar. Bunun için de başka ülkelerden izin almak gibi bir durum söz konusu olmaz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli diyen Macron'a, Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'nın düşüncesi sakat, işgal yok diyerek cevap verdi. And I would like to welcome our Vice President. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro'ya verdiği röportajda Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun terörizme karşı olarak gerçekleşmesi gerektiğini belirterek operasyonun işgale dönüşmemesi gerektiğini savundu. Macron ayrıca Avrupalı partnerlerin Türkiye ile koordine bir şekilde operasyonda aktif rol alması gerektiğini ifade etti. With Davos, when you look outside, especially coming and arriving in this building. Macron'un bu açıklamalarına ise Başbakan Binali Yıldırım cevap verdi. Yıldırım, Fransa'nın düşüncesi sakat dedi. Yani nasıl Suriye'de DAEŞ'e karşı bütün operasyonlar gerçekleşiyorsa, Afrin'de de biz DAEŞ, PKK, PYD, YPG'ye karşı bir operasyon yapıyoruz. Eğer Fransa meseleyi böyle alıyorsa, onların Suriye'deki yaptıkları faaliyeti de aynı şekilde değerlendirmek lazım. Esasen bu temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Bunu Fırat Kalkanı'na bakarsak görürüz. Fırat Kalkanı operasyonuyla 3600'den fazla DAEŞ'liyi etkisiz hale getirerek orayı terörden temizleyen ve Suriyelilerin bugün 130 bine yakın Suriye'nin yaşadığı, 160 bin öğrencinin tekrar eğitime başladığı huzur ve barış içerisinde bir alana dönüştürdük. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için
Fırat Kalkanı harekatındaki Münbiç ve Cerablus ve Azes hattında 2000 kilometre karelik alana bakmaları yeterlidir. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerine Afrin Operasyonu ile ilgili olarak bilgi verdi. Özellikle ÖSO'ya yönelik eleştirileri yanıtladı. Evet, özellikle Türkiye'nin bölgede genel olarak herhangi bir stratejisi var mı? ÖSO'yla ilgili gelecekte ne gibi planları var ve buna benzer bazı sorular oldu. Öncelikle hemen şunu belirtmemizde fayda var. Türkiye bugün oyun kurucu bir ülkedir. Evet, Türkiye oyun kurucu bir ülkedir. Bunu yapabilen, bunu hayata geçirebilen bir ülkedir. Bunun en somut yansıması da Fırat Kalkanı operasyonudur, Zeytin Dalı operasyonudur. Bölgeye dayatılmak istenen bir proje var. Projede bölgenin, Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin de bulunduğu siyasi haritası yeniden şekillendiriliyor. Şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu proje belli bir aşamaya geldikten sonra Türkiye'nin müdahalesiyle Türkiye'nin aleyhine olabilecek şekilde hayata geçirilmesi engellenmeye çalışılıyor. Eğer Türkiye oyun kurucu olmasaydı bu politika kesinlikle realize edilirdi, hayata geçirilirdi. Hiç kimse de bunu engelleyemezdi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Sadece edilgen, yönlendirilen, kendisine biçilen rolü, biçilen çerçevede oynayan bir ülke konumundan bugün Türkiye kendi milli çıkarlarıyla örtüşmeyen herhangi bir gelişmeye en azından bölgesinde müdahale edebilen, onu değiştirebilen, yönlendirebilen bir konuma gelmiştir. Türkiye'nin stratejisi de vardır, hedefleri de vardır kesinlikle ve bunun da hayata yansıması operasyonlardır. Bu bir. İkincisi, ÖSO konusunda bakın, hep söylenmedi mi? Türkiye'deki Suriyeliler yatıyor, Türk askeri onlar için arazide savaşıyor. Bunlar konuşuldu, eleştirildi. Kamuoyunun gündemine geldi. Suriyeli misafirlerimiz, biz kendi topraklarımızı teröristlerden temizlemek istiyoruz. Biz de katkı sağlamak istiyoruz. Biz de varız diye araziye çıkıyor, meydana çıkıyor. ÖSO, gördüğümüz ÖSO bu. Bunun nesini eleştiriyorsunuz Allah aşkına? Daha önce tam aksi söyleniyordu. Yani Suriyeliler kendi topraklarını kendileri kurtarsınlar. İşte bugün çıktılar bunlar da ve bize katkı sağlıyorlar, destek veriyorlar. Birlikte aynı amaç için birlikte yürüyoruz şu anda. Dolayısıyla bunun neresi yanlış? Ve bakın şunu unutmayın. Özgür Suriye ordusu da oyun kurucu Türkiye'nin yine bir işaretidir. Yine bir yansımasıdır. Onu da böyle okumak gerekiyor. Çok ayrıntıya giremiyorum. Ama kesinlikle bütün bunları Türkiye dizayn ediyor. Türkiye oyunu kuruyor ve şu anda Türkiye yönetiyor. Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Rusya'nın Soçi kentinde toplandı. Zirve sonrası yayınlanan bildiride Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı. 50 kişiden oluşan bir anayasa komitesi kurulması kararlaştırıldı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrası bildirge yayınlandı. Bildirgede Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı. Bildirgede Suriye ordusunun korunması ve Suriye sınırlarını korumak, yabancı güçlerle ve terörizmle mücadele için göreve devam etmesi gerek. Suriye'nin güvenlik güçleri kanunla uyumlu şekilde çalışmalı. Din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir. Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli denildi. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen muhaliflerin katılmadığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Anayasa Komitesi kurulması kararlaştırıldı. Tarafların üzerinde uzlaştığı bildiride kongre katılımcılarının süre gelen çatışmaları en kısa sürede sonlandırmak istediği ifade edildi.
Ülkenin yeniden bütünleştirilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısı yapılan bildiride bu amaçla Anayasa Komitesi kurulduğu kaydedildi. Bildiride rejim delegasyonunun yanı sıra geniş temsili muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği ifadeleri kullanıldı. Anayasa Komitesi'nde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi. Bildiride Anayasa Komitesi'nin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler gözetimindeki Cenevre süresince yapılacağı vurgulandı. Bildirinin sonunda Suriye Özel Temsilcisini Anayasa Komitesi'nin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine çağrı yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurultay süreciyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu kurultaylarının adının adalet ve cesaret olduğunu belirterek yapılacak kurultayın önemine dikkat çekti. Türkiye şu anda tarihinin en zor koşullarıyla karşı karşıya. İç politikada, dış politikada, siyasette, eğitimde, hayatın her alanında ciddi sorunlar var. Ve bu sorunlara akılcı çözümler üretmek gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla bunu yapacak olan tek kurum var, o da Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla tarih bize çok ağır bir sorumluluk yüklemiş durumda. Biz bu kurultaydan sorunları tartışan ama sağlıklı çözümler de üreten bir parti kimliğiyle yeniden çıkmak istiyoruz. Geçmişte evet sorunları dile getirdik. Taşeron işçisinden tutun orman köylüsüne kadar çözümleri de dile getirdik. Az önce de ifade ettiğim gibi sorunlar büyüyor ve derinleşiyor. Dolayısıyla bizim de yeni çözümlere ihtiyacımız var. Aynı zamanda adalet kavramı büyük yara almış durumda. Anayasası yürürlükte olmayan, anayasası askıya alınmış bir Türkiye Cumhuriyeti var karşımızda. Yargı büyük ölçüde siyasi otoritenin egemenliği altında. Bizim bu konularda hem düşüncelerimizi ifade etmek hem de Türkiye içinde bulunduğu bu çıkmazdan kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu çerçevede kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Kurultayımızın adı Adalet ve Cesaret. Adalet olmasını hepimiz biliyoruz hangi gerekçeyle adalet olduğunu, adalet sözcüğünü kullandığımızı. Olmayan bir adaleti ülkemize getirmek istiyoruz. Doğru, 432 kilometre adalet için yürüdük ama bugün geldiğimiz nokta adaletin kan kaybının sürdüğünü gösteren bir nokta. Cesaret diyoruz. Adaletin olmadığı yerde baskı vardır. Adaletin olmadığı yerde insanlar rahatlıkla düşüncelerini ifade edemezler. O halde kurultayımızda diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Hiç kimse endişe duymasın. Cesaretle biz öne çıkacağız. Cesaretle ülkenin sorunlarını dile getireceğiz. Cesaretle halkın yanında olacağız. Mazlumun yanında olacağız. Ezilenin yanında olacağız. Dışlanmışın yanında olacağız. Dolayısıyla biz bu ülkeye adaleti getireceğiz. Cesaretle getireceğiz. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmama kararının ardından başlayan yeni eş başkan arayışında sona gelindi. Düğümün bu hafta çözülmesi bekleniyor. HDP'nin hem eş başkan adayları hem de parti meclisi üyelerini belirlemek için oluşturulan mutabakat komisyonunda artık isimler konuşulmaya başlandı. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre kadın eş başkan için meclis başkan vekili Iğdır milletvekili Pervin Buldan'ın adı önde çıktı. Erkek eş başkan içinse bugüne kadar parti sözcüsü Ayhan Bilge'nin adı geçiyordu. Son günlerde Mardin milletvekili Mithat Sancar'ın da ismi konuşulmaya başlandı. HDP'nin yeni eş başkan adaylarının bu hafta yapılacak mütabakat komisyonu, kongre komisyonu ve MYK toplantılarının ardından belirlenip kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Eğer eş başkan adayları kulislerde konuşulduğu gibi olursa meclis başkan vekili Buldan yürüttüğü görevi bırakmak zorunda kalacak. Bu durumda Buldan yerine meclis başkan vekili için yeni bir isim belirlenecek.
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifa etmesinin ardından yeni belediye başkanının belirlenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, parti teşkilatlarının gerçekleştireceği temayül yoklaması için kente gitti. Kaya, AK Partili hükümetlerin kendi belediyelerine farklı, başka belediyelere farklı tavırlar içerisinde bulunduğunu ifade etmek fevkalade yanlıştır dedi. Türkiye'de 1397 belediyenin 884'ü AK Partili, 20 bin belediye meclis üyesinde 11.500'ü AK Partili. Şimdi AK Parti'de bir kısım belediye başkanlarının istifalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın görevden alınmaları sanki mukayese edilir gibi bir tablo var. Bu çok fevkalade yanlıştır. Türkiye'de hatırlanırsa yani doğudaki birçok belediyenin terör unsurlarına destek vererek görevden alındığı atmosferde aynı zamanda AK Parti belediyeler de görevden alındı. Yani teröre destek veren HDP'li belediyelerle aynı zamanda teröre destek verdiği tespit edilen AK Partili FETÖ yapılması içerisindeki belediyeler ve MHP'li belediyeler de görevden alındı. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. İkinci unsur, hukuka aykırı iş ve işlem yapan belediyelerle ilgili işlemlere baktığımızda yine AK Partili belediyeler 2017'nin işte son 6 ay içerisinde Adana Ceyhan gibi, Ankara Ayaş gibi, Kayseri Sarıoğlan gibi, Bolu Taşkesti gibi birçok belediye başkanımız yaptığı iş ve işlemlerin hukuka aykırı olduğundan dolayı görevinden İçişleri Bakanı tarafından uzaklaştırıldı. Aynı zamanda İstanbul Beşiktaş'ta Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı ve yine İstanbul Ataşehir'de CHP'li belediye görevden uzaklaştırıldı. Dolayısıyla Türkiye'de AK Parti hükümetler kendi belediyelerine farklı, başka belediyelere farklı bir tavırlar içerisinde bulunduğu ifade etme fevkalade yanlıştır. AK Parti bir şey daha yaptı. Yine partinin üst kurulunda yaptığı değerlendirme sonunda bir kısım belediye başkanlarımız da görevleriyle ilgili süreçte kendilerine teşekkür ederek parti bünyesinde siyaset yapmaları ve partiyle bağlarını korumak noktasındaki bir mutabakatla kendilerini istifaya davet ettiler. Dolayısıyla yani hadiseleri bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekir. Çorum'da da böyle bir süreci yaşadık. Çorum Belediye Başkanımızın partimizin yaptığı değerlendirme sonucunda istifaya davet edilmiştir. Kendisi bunu olgunlukla karşılamış ve istifasını vermiştir. Süreç de dün itibariyle başladı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cülağra'nın haber merkezi programına konuk olan AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Cuma Açten, AK Parti MHP ittifakına destek verdi, Kürtlerin de bu ittifaka destek vereceğini ileri sürdü. Kürt sorununun, yani şu an bitmiş olan ama evet, yıllar öncesinde olan Kürt sorununun temelinde hangi siyasi anlayış vardır? Hangi siyasi parti vardır? Şimdi bir Kürt olarak tamam, bölgeye verin. Gidelim. Evet. Bingöl'e, Hakkari'ye, Van'a mikrofonu elimize tutalım. Tamam. Diyelim, Kürt sorununun temelinde hangi siyasi anlayış vardır? Millet CHP, MHP der. Evet. Çoğunluk CHP diyecektir. Tamam. MHP'nin evet ırkçı veya farklı milliyetçi söylemleri olmuştur. Ama fiili olarak uygulama açısından CHP kadar hiçbir zaman güçlü ve etkin olmamıştır. Çünkü MHP mesela devlet olamamıştır da fikirlerini, tabii fikirlerini uygulayamamıştır. Belki devlet olsa CHP'den bilemiyoruz. Ama en azından ben Diyarbakırlı olarak. Ben evet, benim Diyarbakır'daki köyümü, Bingöl'deki köyümü MHP yakmadı. Evet. Benim köyümü CHP yaktı. Benim insanlarımı batıya göç ettiren MHP değil, CHP'dir. Yıllarca red, inkar politikaları şu anki bana verilmiş olan... İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinliler arasında yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanarak 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria'daki olaylarda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Nayi kaldırıldığı Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Görgü şahitleri Muir beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Filistinli onlarca gencin de taşlarla karşılık verdiğini anlattı.
İsrail güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 17 Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralandı. Myanmar ordusunun gerçekleştirdiği katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan 770 bin Arakanlı iki ülke arasındaki anlaşmazlığın ortasında kalmış durumda. Myanmar ordusunun Ağustos 2017'de giriştiği katliamda resmi rakamlara göre 6700 Arakanlı hayatını kaybetti. On binden fazla insanın yaralandığı olaylardan kaçmak isteyen 770 bin Arakanlı Müslüman ise Bangladeş'e sığındı. Cox's Bazar şehrinde kurulan mülteci kamplarında kalan Rohingyalılar uluslararası kuruluşların yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Son 40 yıldır Myanmar katliamlarından kaçan Arakan halkı Bangladeş'e sığınıyor. Ekim 2016'da 80 bin, Ağustos 2017 sonrasında ise 770 bin kişinin sığındığı ülkede Arakanlı nüfusu 1 milyonu aşmış durumda. Sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara başvuran Bangladeş, zayıf ekonomisini öne sürerek mültecileri ülkelerine geri göndermek istiyor. Bu konuda uzun bir aradan sonra somut adım atan Myanmar ise haftada 2000 kadar mülteciyi geri alabileceğini açıkladı. Geri dönenlerin mülteci kamplarına alınacağını açıklayan Myanmar, 2016 yılı öncesinde gidenlerin de ülkeye kabul edileceğini belirtti. Myanmar'ın tavrının bir oylamadan ibaret olduğunu dile getiren Bangladeş yetkilileri ise haftada 2000 kişi alınırsa bile bu işin uzun yıllar alacağını belirterek duruma tepki gösterdi. Myanmar'ın haftada 15 bin mülteciyi geri almasını isteyen Bangladeş, istekleri kabul edilmedikçe mültecileri geri göndermeyeceğini açıkladı. Yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Arakanlılar ise bu şartlar altında geri dönmek istemiyor. Can güvenliklerinin olmadığını belirten Arakanlılar ayrıca köylerine dönmek istediklerini, Myanmar'ın gösterdiği mülteci kamplarına gitmeyeceklerini belirtti. Cezaevlerinde tek tip kıyafet için kanun hükmünde kararnamede öngörülen süre 26 Ocak'ta sona ermesine rağmen halen ilgili yönetmelik çıkartılmadı. Gecikmede uygulama sırasında yaşanması muhtemel sıkıntıların etkili olduğu öğrenildi. Olağanüstü hal uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile birlikte gelen tek tip kıyafet uygulaması gerekli yönetmelik yayınlanmadığı için başlatılamadı. Söz konusu uygulama terörle mücadele kanunu uyarınca tutuklu ve hükümlü bulunanları kapsıyordu. Düzenleme ile darbe suçlularının badem kurusu, diğer terör suçlularının gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyeceği hüküm altına alınmıştı. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileriyle yasa hükmünün uygulanmasına ilişkin diğer hususların ise bir ay içinde çıkartılacak yönetmelikle düzenleneceği ifade edilmişti. Çocuklarla hamileler bu uygulamanın dışında tutulmuştu. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre KYK'da öngörülen süre 26 Ocak'ta sona ermesine rağmen halen yönetmelik çıkartılamadı. Bu nedenle tek tip kıyafet uygulaması başlatılmadı. Erkek mahkumların giyeceği tek tip kıyafetler cezaevlerine gönderilirken kadın mahkumların giysileri ise yönetmeliğin çıkmaması nedeniyle henüz dikilemedi. KYK'da kadın mahkumların nasıl bir kıyafet giyeceğinin yönetmelikle belirleneceği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre yönetmeliğin gecikmesinde uygulama sırasında yaşanması muhtemel sıkıntıların etkili olduğu belirtiliyor. KYK ile tek tip kıyafet giymeyi reddeden veya kıyafete kasten zarar verenlere ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası verilmesi hükme bağlanmıştı. Bu cezanın caydırıcı olmayacağı gibi tek tip kıyafet giymeyi reddeden mahkumların duruşmalara katılmaması nedeniyle yargılamaların da uzamasına neden olabileceği kaydediliyor. Kısa bir süre önce uygulama karşıtı sivil toplum kuruluşları tarafından bir platformda kurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okullarında sınav sistemini değiştirdi. Buna göre bakanlık gerekli görülmesi halinde dersler için ülke genelinde ortak sınav yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okullarında sınav sistemini değiştirdi. Bakanlık gerekli görülmesi halinde dersler için ülke genelinde ortak sınav yapabilecek.
Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda her dersten bir dönemde 2 sınav yapılabilecek. Önceki uygulamada haftalık ders saati 3'ten fazla olan derslerde 3 sınav yapılıyordu. Sınavların zamanı öğrencilere en az bir hafta önceden duyurulacak. Bir sınıfta bir günde yapılabilecek sınav sayısı 2'yi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemeyecek. Sınavlar okul müdürlüğü tarafından ortak olarak da yapılabilecek. Yönetmeliğe yeni eklenen hükümlere göre il ve ilçe bazında ortak sınav yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı gerektiğinde ülke veya bölge bazlı ortak sınavlar da yapabilecek. Atama bekleyen öğretmen adaylarına bir müjde daha geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milli eğitime ataması yapılacak olan 20 bin öğretmene 5 bin ilave öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana, Niğde ve Elazığ'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi. Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Adana, Elazığ ve Niğde'de dün düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi. Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytulun da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Merkez Seyhan ilçesi Abidin Paşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel merkezinde incelemelerini sürdüren ekipler, 3. kattaki yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girildiğini belirledi. Binanın 2. katında bulunan sistem odasındaki dijital malzemelere de el konulduğu ve incelemeye alındığı öğrenildi. Ayrıca vakfın tıp ve hukuk alanında eğitim gören belli öğrencilere sınırsız burs verdiği, Almanya, Danimarka, İsveç ve Hollanda'da da örgütlerinin olduğu tespit edildi. Diyarbakır'da 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Oyalı köyü Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Eğil ve Dicle Devlet Hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sultanahmet Meydanı'nda 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ve toplam 329'ar yıl hapis cezası verildi. İstanbul Sultanahmet'te 12 turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 329'ar yıl hapse çarptırıldı. Hadi boşaltıyoruz burayı. Hadi. Siz de. 12 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesindeki Sultanahmet Meydanı'nda IŞİD militanı Suriye kökenli 28 yaşındaki Nebil Fadli'nin turist kafilesinin arasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle saldırgan dahil 11 kişi olay günü yaşamını yitirmiş ve 16 kişi de yaralanmıştı. Tedavi altında olan 2 kişi daha 27 Ocak 2016 ve 22 Şubat 2016 tarihinde yaşamlarını yitirmiş, can kaybı toplam 13 kişiye yükselmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamı Alman vatandaşıydı. Kartal'da bir telefon mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar 90 saniyede 50 bin liralık vurgun yaparak kayıplara karıştı. Olay gece 3 sıralarında Kartal Karbon Diyosu Mahallesi, Şehzade Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında gerçekleşti.
Otomobille mağazanın önüne gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 şahıs mağazanın kepengini yukarı kaldırdıktan sonra iç camı kırarak içeri girdi. Yaklaşık 90 saniyede mağazada bulunan çok sayıda telefonu ve kasadaki paraları aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Toplamda 50 bin liralık vurgun yapan 4 soyguncu iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde toprağa kaymasından dolayı risk altında olduğu belirlenen 60 ev mühürlendi. 120 kişinin tahliye edildiği evlerin duvarlarında geniş çatlaklar meydana gelirken önünden geçen caddede geniş bir yarık oluştu. Heyelan bölgesi drone'la görüntülendi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Moğla Arap Mahallesi Gürgür Sokak'ta toprak zeminin kaymasıyla çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerinde kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı. Bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin aldığı kararla 60 ev mühürlendi. Evlerde yaşayan 120 kişi ise misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleşti. Belediye evlerini boşaltmayan vatandaşları da uyarak tahliyeleri gerçekleştirdi. Olası bir faciaya karşı sokağın giriş ve çıkışları araçla yaya trafiğine kapatılırken polis ve zabıta ekiplerinin mahalledeki bekleyişi devam ediyor. Bu arada heyelan bölgesi havadan görüntülendi. Heyelan olan bölge, inşaat alanı ve yerlerdeki çatlaklıklar görüntülerde yer aldı. Türkiye'de kışın sert geçtiği kentlerden Ardahan'da kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. İl özel idaresi ekipleri gece gündüz demeden kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor. Ardahan beyaza büründü, kar 3 metreyi buldu. Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 2,5-3 metreye ulaştığı köy yollarını ulaşıma açmak için mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent merkezine bağlı Hovuçan, Hasköy grup köy yollarından Yayla Karayolu, Ömer Ağa, Nebiyoğlu, Bayramoğlu, Binbaşar köy yollarını ulaşıma açmak için güçlükle çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor. Henüz teori aşamasında olan teknoloji pasaportların kullanımına son verebilir. İşte seyahat alışkanlıklarımızı değiştirecek dijital kimlikle ilgili bilmemiz gerekenler. Davos'ta bu yıl 48.'si düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ele alınan konulardan en dikkat çekenlerinden bir tanesi, yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan pasaportsuz yolculuk ve dijital kimlik projesiydi. Söz konusu projeye göre, eğer tanınan ve güvenilen yolcu statüsündeyseniz, pasaporta ve vizeye gerek kalmadan yolculuk yapabileceksiniz. Zira uzmanlar bunun için yeterli teknolojik altyapının bulunduğunun altını çiziyor. Pasaport ve kimliklerin çöpe gitmesinin artık an meselesi olduğu belirtilirken, bu sayede başta hava yolu olmak üzere ülke ve kıtalar arası yolculukların vizesiz daha güvenli ve konforlu olması planlanıyor. Bunun içinse başta retina, DNA, damar yapısı ve parmak izi gibi temel biyometrik verilerimiz başta olmak üzere ekonomik durumumuzdan iş hayatımıza, adli sicilimizden sosyal hayatımıza yönelik yüzlerce hatta binlerce bilginin dijitalleştirilip her an paylaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Yolcu mobil cihazına indireceği uygulamayla biyometrik bilgilerinde dahil olduğu dijital bir kimlik oluşturulacak. Bu kimlik teknoloji yardımıyla onaylanacak ve talep eden tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.
Yolcu yola çıkmadan önce gideceği yerle ilgili adres bilgisinin yanı sıra kendisine yönelik çok sayıda bilgi paylaşacak. Bu bilgilerle risk profili oluşturulacak. Varış noktasında risk profili uygun olan yolcular herhangi bir pasaport kontrolünden geçmeden hızlı koridorlardan havaalanını en kısa sürede terk edecek. Yapılacak pek çok güvenli yolculuk sonrası tanınan ve güvenilen yolcu statüsüne geçenlerse yeni yolculuklarında herhangi bir denetime maruz kalmadan ilerleyebilecek. Henüz teori aşamasında olan pasaportsuz seyahat için yapılan tek çalışma bu değil. Avustralya'ya seyahat etmeyi planlayanlardansanız 2 yıl içinde pasaporta ihtiyacınız olmayabilir. Zira ülke pasaport kontrolü yerine ziyaretçilerin gözlerini ve parmak izlerini tarayarak bilgilerine ulaşacak bir teknolojiyi hayata geçirmek için düğmeye bastı. Pasaport kontrolü yerine biyometrik kontrolü getirmeyi planlayan ülkenin hedefi söz konusu teknolojiyi 2020'de kullanıma sunmak. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 42 13. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bize yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın. Babanın koskoca istasyonu dururken sen burada ay temizle. Ama baba istasyonları tertemiz. Ben söyle desen güler yüzlü. Kaskımızı ve eldivenlerimizi koyacağımız dolapları bile yapmış ay temiz. Ben sana akşam göstereceğim kim temiz. Bizi son 5 yılın en çok büyüyen akaryakıt markası yapan tüm müşterilerimize teşekkürler. Hizmetinizdeyiz.